silahlar, kimin silahlar, bizim silahlar, biz kimin komandolar, kimin silahlar, bizim silahlar, biz kimin komandolar. Mezarıma kapanıp ağlamana, yarim yarim diye ağlamana. Arkadaşlar, askerlik Türk vatanını, Türk istikbalini ve cumhuriyetimizi korumak için harp sanatını öğrenmek ve yapmak yükümlülüğüdür. Buradan Er'in tanımına tekrar gelecek olursak, evet Sait, söyle bakalım neydi Er'in tanımı? Komutanım, Er rütbesi olmayan askere er denir komutanım. Güzel ve? Nasıl yani komutanım? Bir özelliği daha vardı Sait. Savaşır komutanım. Er savaşır, evet doğru. Yok, olmadı Sait. Var mı söyleyecek? Bu kadar mı ya? Söyle Murat. Tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan rütbesiz askere er denir komutan. Evet, aynen böyle. Evet arkadaşlar, şimdi bu biraz önce anlattığımız biyolojik savaş meselesine tekrar dönelim. Çünkü bu önemli. Neydi bu biyolojik savaş maddelerinin özellikleri? Bir hatırlayalım. Şimdi bir, bunlar bulaşıcıdır. İki, bu maddeler keşfedilmesi çok zor olan maddelerdir. 3. Bu maddeler zehirlidir. 4. Geniş alanlara etki edebilirler. 5. Yapımları kolay ve maliyetleri ucuz maddelerdir. Ve 6. Uzun dönemli ve gecikmeli etki gösterebilirler. Peki niye böyle bir etki gösteriyor bu arkadaşlar? Çünkü ihtiva ettikleri biyolojik maddelerin kuluçka süreleri uzundur. Arkadaşlar bunları yazın isterseniz. Sonra sorduğumda boş boş bakmayın yüzüme. Meğerim ne dedi, duydun mu? Ne dedi? Kuluçka dedi. Ne olmuş Emman'ın kuluçka dediyse? Ya anlamıyor musun? İlahi bir şey bu. Her yerde karşıma çıkıyor kuluçka. Diyor yürü Allah'ım ya kula git. Ya oğlum saçma sapan konuşma. Alayım bir yumurta git kuluçkaya rahatla ya. Ne yazacaksan yaz da gidip yatak lütfen ya. Müellimciğim, kuluçka ne demek? Ne demek? Tavuk demek. Tavuk ne demek? Ne demek? Mahmut'u tavukçuluk. Kaliteli eks, kaliteli yumurta diye anlatamıyorum sana ya. Allah'ım yarabbim şu çocuğa bir yardım edin ben. Ne olursun ya, ne olursun ya. Mahmut oğlum sen kafaları yiyorsun o zaman da fark ettin mi lan? Oğlum kendine dikkat et lan. Mahmut. Komutanım. Uyuyor musun oğlum sen? Hayır komutanım. Defterim boş, niye yazmadın? Komutanım, müellim anlamamış kuluçka falan anlattınız diye, o ne demek diyor. Ben onu anlat diyene kadar benim defter boş kaldı. Tamam hadi, sen de yaz. Nerede takıldın Muharrem? Ben şahsen anladım hepsini. Ha. Anlattım, hepsini anlattım komutanım. Basit bu silahlar, çok basit.
Evet arkadaşlar. Ulan müzik şeyimizin de içine ettiler ya. Derse mi girseydik acaba komutanım ya? Yok be Osman. Hagan Asteğmen de uyudu be kardeşim ya. Halbuki tarihten falan anlat ya. Ne var değil mi? Bahset işte. Paltacı Mehmet Paşa'dan bahset. Fatih Sultan Mehmet'ten bahset. Ne bileyim Akıncılardan, Sipahilerden. Şeyden bahset. Alparslan'dan bahset. Roman Diyojen'i değil mi o? Ne karın ağrısıydı o? Roman Diyojen'de değil mi o? Onu nasıl alt etti, hakladı, onu anlat. O ne öyle ya? Kara Murat var, Yıldırım Bayezid var. Uhu! Komutanım, her şey olur da bu Kara Murat pek olmaz yani. Ulan heyecan olsun da arada bir işte ya. Komutanım izninizle. Yatmaya mı? Ya birkaç tane çorap var, onları halledeceğim. Allah rahatlık versin. Ha, komutanım. Yarın Kerkükli'ye gidiyoruz, haberiniz olsun. Ulan gün boyu yemek yemedim ya. Sırf yarın Kerkükli'yi göç edelim diye. Aynı kafadayız. İyi eğleneceğiz. Osman. İyisin değil mi ulan? İyi ol, iyi ol. Sağ olun komutanım. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa, ordunun dereleri aksa yukarı aksa, vermem seni ellere, ordu üstüme kalksa, sürmelim amma. Hani bu akşam gidecektik koca bu kız isteme, ha? Hani bu akşam gidecektik? Yahu zorla mı gidemeyeceğiz adamın evine? Bugün işimiz var, yarın geliverin dedi ya. Ben ne edeceğim ya? Tövbe tövbe. Ben sana güvendim de gıcığı gıcığı takım elbisemi giydim. Şuraya bak, kırış kırış oldu. Teessüf ederin yani. Ulan donunun kırışıklığına başlattırma şimdi adamı. Koca anam bahçe sattırmıyor. Sen belediyeden eşek yükü kadar cezayı verir, arkada bir de evleneceksin diyor. Beni kim düşünüyor, ha? Beni kim düşünüyor? Gamsız herif. Yiyimci zontu. İbrahim, böyle durup dururken öfkelenme. Bak doktorlar televizyonda ne diyorlar biliyor musun sen? Böyle öfkelendiği zaman insanın kalbindeki damarlar böyle Allah tarafından kocaman kocaman onu veriyormuş da küt diye gidiveriyormuş insan. Ya aman diyeyim ha. Televizyonluk doktorların evlenecek serbülenti mi varmış? Ha? Televizyonluk doktorlar belediyede 3,5 milyon ceza mı kesmemişler? Televizyonluk doktorlar 3 dönüm yan satacak diye taktım atı belirlemiş Fatma Hanım. Ha? Bahçemi satıyorlarmış. Kim satıyor? Televizyondaki doktorla. Aman bırak, ben yatmaya gidiyorum ya. Hey Allah'ım ya, sen beni Osman dedem gibi uykuda alıver de kurtulver şunlardan ya, kurtulver şunlardan ya. İbrahim sen şimdi yaptığını beğendin mi? Bak boğundaki damarlar barnak barnak kırmızı kırmızı dışarı fırlayıverdiler be. Azıcık kendine dikkat et be. Serbent, sen de çek gari onun ipini. Akşam da böyle ütüleyip duruyorsun. Yatağın altına koy be, ulu öyle. Aman. Cereyan parası kaç para geliyor ayda biliyor musun sen? Ne pestilik. Koca bu evde. Tövbe tövbe. Thank you.
su istedi, verdim. Şimdi uyuyor. Ev çırılçıplak oldu ya. Yeten Bey. Biliyorum, biliyorum. Biliyorum. Ne söyleyeceğimi biliyorum yani. Allah'a çok şükür beterin beteri var. Hamdolsun. Ben de öyle diyorum yani. Zaten başka ne diyebilirim ki? Ethem Bey. Ha. Bak şimdi Ethem Bey. Bu işler böyle oldu. İstemezdik fakat oldu. Diyeceğim o ki ya. Bana müsaade et. Varayım gideyim. Başımın çaresine bakayım ha. Bir iş tutmanın yollarını arayayım. Bak Ethem Bey. Ben bu kapıda bir kemlik görmedim. Allah razı olsun. Gençliğimden beri Mürsel Ağam'ın ekmeğini yediğim suyunu içtim. Ama bu saatten sonra sana yük olurum. Yük olurum ha. Peki ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Bu yaşta ne yapacaksın sen yani? Hı? Ethem Bey, sen Mürsel Ağam'a iyi bak. O sarı kıza çok daha iyi bak. O yetim Deniz'e göz kulak ol. Allah bize bir yol çaresi gösterecektir. Meraklanma. Biz çıkacağız şimdi buradan. Bakır Bey gelecek bu eve. Zafer naraları atacak evin içinde. Son çayımızı içelim o zaman. Senin şu sıralar böyle gülebiliyor olman ne kadar güzel ya. Bu daha bir şey değil canım. Bir gün kahkaha atarız onu da duyarsın. Sen duvarların arkasında bol bol kahkaha atacaksın. Biz orayı hep akademi saymışız ha uzman. Çoğu adam oraya sümüğünü çeke çeke girer. Cinet gibi militan olup çıkar. İyidir yani, iyidir. Kulak nasıl? Benim kulak önemli değil. Ben bir protest attırırım, olur biter. Senin yürek işi nasıl gidiyor? Canın yani mi hala, he? Avukat hanımın bürosunun önünde beklerken ki halin pek bir zavallı. Pek bir dokunaklıydı ha. Fotoğraman gibiydi Hala burada mısın ula? Şimdi gideceğim komutanım. İyi. Ne yapayım, baktın mı o kulaksıza?
Ne yapsın? Kahvaltısını yapıyor herif. Ulaşçılar gelse de bu herifi bostalasaydık ya. Böyle karakolda bomba var gibi. He? Gerekirse patlatırız komutanım. Çarşıda dikkat et ha. Nereye gidiyordun sen şimdi? Anlattığım gibi komutanım. Hemen gelirim. İyi hadi bakalım. Ne yapıyor mahkum oğlum? Mahkum kusuyor komutanım. Kusuyor mu? Niye? Osman Kanat komutanım buradaydı komutanım. Ula Osman. Ula kaçla gözün arasında ya. Dört açın ula gözünüzü. Emredersin komutanım. Var mı bir isteğin Necla'm? Yok. Benimki de soru işte. Tek isteğimiz vardı, o da senin yürümen. Maşallah. O da oluyor işte. Nereye? Bizim gibi iş adamlarının ne işi olur? He? Senet tahsilatı. Fazla yorma kendini ha. Seyfi, şu kızı böyle gördükçe diyorum ki kendi kendime böyle feodal şeyler düşünüyorum. Gidip bir kurban kessek falan diyorum ha. Ne dersin? Kesek abi. Seyfi, canın kavurma çekti diye mi böyle diyorsun yoksa sende böyle ideolojik bir sapma falan mı var? Nedir? Yok abi. Lan sen bu kafayla hacca da gidersin ha. Oğlum bizim kurbanımız belli. Bağlamışız kırmızı kurdeleyi Mürsel Ağa'nın boynuzuna. Ha bıçağı çalıveriyoruz işte. Dengeli tut ama tamam mı? Tamam. Ne diyorsun lan? Altında bak benim gibi altına ağırdır. Tamam ama. Tamam. Tabii geldim. Uf. Hoş geldin ya. Kusura hadi. Bakma biz de böyle ev hali. Taşırız ya dert değil. Hadi bak. Geç kalafa komutan. Geç diğer tarafa. Tut. Dikkatli ol. Aynen. Tamam. Ethem sen gir önden. Kaldırdım. Git. Hadi. Gel. Gel. Bırak kalafat amca. Hoş geldin ya. Gel soğuklanalım biraz böyle. Of. Yarabbi çok şükür. İşte böyle Osman ya. Her şey bitti. Gitti. Ev gitti, topraklar gitti, kamyonetler gitti. Daha iyisini yaparsın be Ethem. Ya orası doğru da. Bir baksana benim halime zaten. Kimler gitti. Biz hala evin arabanın peşindeyiz. Ya vallahi o değil de var ya yemin ediyorum o tespih öyle bir zoruma gitti. Öyle bir zoruma gitti var ya yani... Tespih işi ne ya?
Ethem. Anlasana. Esma! Geldin babam. He ana he geldim. Ana. Bir aylık nafakamızı bu adamların yoluna sele verdik ona göre ha. Ayıptır, günahtır deme öyle. Osman bana sırf diklik olsun diye sırf ben Süleyman'ı nasıl taciz ederim, nasıl rahatsız ederim diye yapır. Sen de ona inanırsın, başın üstünde taşırsın ha. Sen de çok ayıp edersin. Kendisini anladık. Bir daha yanında bir alay aç adam getirir. Neye askerler aç mı? Ya onlar hiç doyar mı ya? Motosikletin de menzini bitti bitecek ha. Seneme ne kadar demişim. Etme demişim, eyleme demişim. Sana vilayetten, kazadan bir yer bulalım demişim. Ne o? Esma'nın burnunun dikine gidecek. Ama dayı. Ne dayı, ne dayı? Burası benim işim için birebir. Etrafa baksana ne kadar güzel. Süleyman de yeter artık. Haydi girin içeri, çok işimiz var. Dayım, sen o kazıktan kurtulmuş Osman gelende pek ortalıkta görünmeyesin. Ne demiş o? Mutfakta olursun, ders çalışırsın, nakış yaparsın, şiş örersin. He dayım, aslan yegenim benim. Dayısının öz gözünün nuru yegenim benim. Hadi bakayım. Aman dayı. Aman dayı. Ah Muhannet Osman, ah! Ne var lan? Ne var? Allah ne muradın varsa versin Osman. Bizi bahtiyar etti. Bir oğlunuz da burada var Mürsel Ağa. Unutmayın. Berhudar ol oğlum. Allah yolunu açık etsin. Sağ ol. Gelmen çok iyi oldu Osman. Hakikaten makamına sağlık. Allah razı olsun yani. Estağfurullah dedem. Ya... Nasıl söylenir bilmiyorum da. Fazla hırpalama kendini be adam. Hoş gelmişsin. Ya Uzman ya, şu dişimin yeri hala kovuk gibi biliyor musun?
Hani kebap yediğimde özellikle seni bir anıyorum ki. Var ya anasını satayım yani. Bir anıyorum ki. Ama sonra şu Berat'ı bitirdiğini duydum da dedim ki kendi kendime, hani bir diş bir Berat eder dedim yani. Tespih alayım. Ne diyorsun ya? Vah 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 vah. Koskoca Mürsel Ağa geldi çocuk gibi senin omzuna başını koydu. Sümüklerini... Vay yazıklar olsun ya. Vah vah. Osman, benim alacağıma, vereceğime, ticaretime burnunu fazla sokma istersen ha. Hani çekirgenin bile sınırı 3. Anladın? Benim sabrımı fazla zorlama. Ben ticaretten anlamam bakır. E karışma o zaman. Bir saat, bir de tabaka. Bunlar 2 saat içerisinde benim elime gelecek. Eğer olmazsa bir daha hiç gülemeyeceksin. Hiç. Hiç. Buralardaki finalimi seninle yapmak istemem. Ama istersen onu da yaparız. O yüzden 2 saat. 2 saat 1 dakika değil. 2 saat. Osman. O finali seninle yapacağız. Hani o tabakada, tesbihte senin olsun. Ama final benim olacak. Başladım. Ya ne kadar heyecan yaptın Aslı benim ya. Daha önce de geldi de ilk defa gelmiyor ya. Heyecan ya, Allah Allah. Yemekhane falan tamam mı? He tamam, her yer cillop gibi. Ya Allah aşkına cillop millop diye konuşma komutanın yanında ya. Ya biliyorsun Türkçe'ye bir hassasiyeti falan var ya. Ağzımızdan kaçıyor da işte ya. Ha geldiler. Nasılsınız arkadaşlar? Sağ olun komutanım. Hoş geldiniz. Bahar gelmiş her yere. Çok güzel. Sen bir de dağın öde tarafını gör komutanım. Zumrut zumrut yemyeşil. Sivilsiniz. İzindeydim komutanım. Daha iyisiniz değil mi? Sağ olun komutanım. Tim tutukluyu alacak Aslı Emen'in. Bir an önce sevk edilmesi gerekiyor. Emredersiniz komutanım. Müsaadenizle ben tutukluyu alayım. Buyurun komutanım. Nasıl gidiyor gece dersleri? Müthiş komutanım, çok iyi. Buyurun. Soruyor komutan. Bakır abim gönderdi ben. Selamım var. Öyle mi? Bunlar senin. Ya bu şey değil.
Hadi işin bitti senin, bas git. Ya halan ne? Oğlum, işin bitti senin. Al arabanı çek git hemen. Yolla şunu. Vay be. Vay. Zevlet. Ya merak etme koca baba. Coşkun var. Ya evde ulu veseydin ya şu tıraşı. Tabii bu da işte değil mi? Ya her işin bir raconu var koca baba. Evde kör bıçakla damat tıraşı mı olma? Ulan ne damat tıraşı Zevlet? Daha nişan takı vermedik. Hem ister misin İhsan sana kızı vermesin? Ağzından yel alsın koca babam ya. Şom şom konuşma böyle. Ya bırak tamam bırak. Bırak şom şom konuşma, hadi dükkana gidiyoruz. Tamam tamam. Tamam hadi. Kalk dükkana hadi. Allah Allah. Ne kadar Nuri? Saç sakal 12 lira komşum. Al kem. Üstünü vereyim konu. Tamam. Kaç defa damat tıraş olacağız, gözünü seveyim. Üstü kalsın, bağışış. Hadi bakalım hadi. Hayırlı işler. Sağ olun, hayırlılar yine bekliyoruz. Serpilet, şş bana bak. Şş bana bak. Sen o 8 lira bahşiş mi verdin? He, de bakayım bana. Ya koca babam, lokmamızı mı sayıyorsun Allah sen ya? Bugün çeşitli adam bu taizlik ne böyle ya? Tabii, sen paranın nereden geldiğini bilmediğin için değil mi? Değil mi efendim? Yörük sırtından kurban geziyor beyefendi. İstikalı versin, rica ederim. Allah senin iyiliğini versin be. Ulan ben burada borcu nasıl kapatabileceğini, şu nikahı nasıl yapabileceğini düşünüp dururken burada... Nikah alacak değil mi koca babam, he? Ben ona bakacağım diyeceğim ki böyle, hanım, o da bana bakacak böyle yumuşak yumuşak diyecek ki, efendim bey, içim bir tuhaf oluyor benim koca babam. Kuh senin sıfatına, girecil herif, yürü dükkana, yürü dükkana. Ses kaydı bende hala duruyor koca babam, hatırlatıverin de ben gidiverim. Serpilin. Test sonuçları müthiş. Pelin Hanım'ın telaşla getirişini görmeniz lazımdı. Bakın. Dengesiz, agresif, sosyopat, travmatik. Devam edeyim mi? Pek parlak değil galiba komutanım. Allah'tan burada her kelimenin anlamı farklı Asteğmen'im. Burada ne cesaret cesaret demek, ne de delilik. O yüzden fazla üstünde durmuyorum. Doğrusu şaşırmadım desem yalan olur. Dışarı çıkalım hasta yemenim. Böyle günlerde içerisi hiç çekilmiyor. Komutanım çay geliyordu. İyi ya dışarıda içeriz işte onu da. Emredersiniz komutanım. Safet. Bir tane koyacağım buradan suratının şekli çıkacak. Ne cıncık 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 uğraştın ya. Tamam geliyor. Allah Allah, ne oynuyorsun cıncık cıncık ya? Çay dediğin sıcak olacak, demli olacak, kokusu güzel olacak. Böyle hiç şekle gerek yok ya. Mahmut gerginsin yavrum. Evet lan, Ramazan davulu gibisin. Ne iş? Kimin yüzünden? He, kimin yüzünden? Kimin yüzünden? Senin yüzünden! Sen beni orada gaza getirdin, o bayan Teğmen geldi, ben şarkı türkü bağırırken çırırken beni yakaladı, bana taktı. Şimdi git ona çay götür. Ne söylüyordun lan? Ya dur, bir şey yapma, hatırlatma, yine söylemesin ya. Yo, çok güzel söyledim. Ne söyledim lan? Ya böyle sabunu koydum lene falan filan, saçma sapan bir şey. Kek çayları. Çok hızlısın, maşallah.
Bana bak lan. Bizi koy yiyen. Hadi Mahmut bak işine, çaylar soğuyor ya. Lan bana öyle bilmem ne yaptı. Sen ben daha yumruğumu yemedim, benim canım sıkma ha. Bir şey anlatacağız adam gibi, dinleyeceksen dinle. Bak oğlum. Eğer sen profesör asker olursan ki olacaksın, sen sivilde bir cacık bile olamazsın, ben sana söyleyeyim yani ha. Mutlaka ve mutlaka imza atarken mukabelene yazdır. Mukabele. Lan. Neyse ne. Allah Allah. Mutlaka yazdır. De ki ben her türlü çatışma olur, şey olur, onlara varım, bomba atarım, ne hatırlısı olabilir. Ama ve lakin asla de çay servisi yapmam, ben sana söyleyeyim, tavsiyedir yani. Ya yürü. Soğuk oldu çaylar. Hiçbir şey söylemeyeceğim sana. Hiçbir şey. Başka düşünen var mı? Neyi düşünen var mı? İşte profesyonel askerliği. Ya bir yürü git, Allah Allah. Maaşı ne kadar acaba? Yani yanlış anlamayın. Ben diyorum ki anamla bacımı yanıma aldırsam rahat ettirebilir miyim onları? Aman abi. Düşüncesi bile benden uzak olsun. Aman ifrit ediyor beni. Evet ya, bir garip iş. Bana gelmez. Siz gidin, ben kalacağım kesin zaten. Mahmut doğru söylüyor abi. Ben dışarıda hiçbir şey yapamam baba ya. Yani ya hapse giderim ya askerde kalırım. Bari askerde kalayım daha iyi. İzinlerde falan gitmiyor musunuz? Nereye komutanım? Bilmem. Ordu evi ya da ne bileyim. Ya izin sonrası dönüş daha zor oluyor komutanım. Ben de böyle kaptırmışken gideyim diyorum. Az kaldı değil mi sizin de? Sona geldik. Benimkisi daha yeni başlıyor. Evet. Sizin yolunuz epey uzun. Yarın benimle yemek yiyeceksiniz hasta yemeğini. Yemek mi komutanım? Evet. Herhalde o kadar da çekinmez bir şey değildir. Yok. Yani estağfurullah. Bu bir emir mi komutanım? Elbette hayır. Ama tayin, terfi, hareket planları ve özlük hakları dışında da bir şeyler konuşabiliriz diye düşünmüştüm sadece. İstemezseniz elbette anlarım. Çayımız geldi. Türk'ün çok güzeldi Erganili. Geri çek. Ama söylediğin yer yanlıştı tabii. Emredesiniz komutanım. Davet etti, artık gitmen lazım Çokay. Mahmut. Emredesiniz komutanım. Hadi. Gözün dağlarda ha Necla'm. Ben de konuşuyorum işte. Necla'nın gözü nerede olacak ki başka? Necla'm, benim gitmem gerekiyor. Ha? Bugünlerde işleri çok astı. Hadi gel. Hadi. Gel. Bak Necla'm, sen mümkün olduğunca çok dinlen, olur mu? Ha? Yavaş. Ne kadar çok dinlenirsen o kadar çabuk toparlarsın kendini. Ha? Aferin sana. Hadi gel. Uzak. Yavaş. Abi. Ne oluyor oğlum? Bugüne kadar görebileceğimiz bütün hortlakları gördük. Nedir bu heyecan? Abi vallahi mühimdir abi. Söylesene. Oğlum konuşsana. Miro abi. Karakolda tutsak Tugay'a sevk ediyorlar abi. Ne diyorsun ya? Vay 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 vay. Ya bu Çinlilerin çok güzel atasözleri var bilirsen. He? Hani malları dandik oluyor filan ama hani çok güzel sözleri var ha.
Çinli baba demiş ki, eğer sabredip de o nehrin başında beklersen, he, düşmanlarının bütün cesetlerini böyle suyun üstünden akıp teker teker gittiğini görürsün demiş. Güzel söz değil mi? Otomatiğe bağlamış kulak kesiyor da eşşoğlu eşek. Acaba o kestiği kulaklar bunun neresine monte olacak şimdi, ha? Hadi biz gidelim, işimiz gücümüz var. Neclan dinlen ha. Mira. Mira burada. Neler oluyor neler? Komutanım biz hazırız. Hadi gidelim o zaman. Komutanım siz? Onun yarın için hazırlık yapması lazım. Öyle değil mi Asteğmen'im? Gül sen daha gül. Bir gün nasıl olsa ben de seni sararım. Hayırdır komutan? Ya askeri emir komuta şeysi işte, karıştırma yürü. Ya gidin hadi ya. Komutanım. Dikkatli olun lan. Ya iyi oldu böyle ha. Ayrıca korumaya da gerek kalmadı. Ya komutanım neymiş bu emir komuta zinciri? Ayda Teğmen'le yarın yemek yiyecekler. Vay 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 güzel. Vay ya. Teğmen bana demiş ki yarın benimle yemek yenilecek o kadar. Ondan öyle arpacı kumrusu gibi düşünüp duruyor. İyiymiş. Komutanım, biz gidelim de şu Kerkük'ün evini kurtalım. Hadi. Kamil! Emredin komutanım. Oğlum sen niye bekliyorsun orada? Nasıl niye bekliyorum komutanım? Ya sen yemeğe gelmiyor musun? Niye binmiyorsun arabaya? Ne yemeği komutanım? Ben o ekipte değildim ki. Siz beni seçmemiştiniz ya komutanım. Vay 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 vay. Ne ayıp etmişim ben ya. Benim gibi adamı seçmediniz. Ya ben bazen böyle şey oluyorum hakikaten ya Kamilciğim. Yani ben çok kırıldım şahsen komutanım. Çok pardon. Hayır, bu Mahmut'la Muharrem bile benimle dalga geçtiler. Eşek herifler. Eşek herifler. Ne dediler Kamilciğim? Ya yok ben timi yavaşlatıyormuşum. Yok beni komando yapan adamı divane harbe vermek lazımmış. Ya hayır, saçmalıyorlar ama insan kırılıyor komutanım. Haklısın tabii Kamil'im, haklısın. Beni affedebilecek misin Kamil? Ya affetmesini affederim de komutanım. Bin lan şunu bir şey. Emredersiniz komutanım. Tombalıklı yer. Sen bu timin elemanı değil misin? Evet komutanım. O zaman kaldır kışını ve bin şunu bir şey. Emredersiniz komutanım. Neden ben böyle şeyler yapıyorum ki? Laf işte. Yuh sana Osman Bey. Allah müstahakını ver Osman Bey.
Yuh, taburun geri kalanı nerede? Bütün taburu getirseydin bari. Anam, anam gel de şu hala bak. Anam gel, gel. Eyüp sana Süleyman. Ey sana Süleyman. Vay 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 vay. Hoş gelmişiz. Sefalar getirmişiz. Ulan ne yaptınız Süleyman kokular buraya geliyor? Oh. Elinin artığı yaptık bir şeyler işte. Maşallah, maşallah. Maşallah. Osman Bey. Oyraz. Baktınız yemek yetmedi. Aç kaldınız filan. İnek senin değil mi? He. Vurun ineği. Emredersiniz kumtum. Senin gözün dönmüş, ben ne yapayım ya? Nerede ola benim keklik anam? Ana! Hadi buyurun, buyurun. Ana! Ana! Ya buyur. Ha, güya yiyince giremiyorsun değil mi içeri? Şşş. Meryem. He. Duydun mu? Ne olmuş? Osman kanat kürek mi yemiş? Ya neymiş sevmiş, kürek mi yedi, dirgen mi yedi? Bana ne ya? Bana ne? Allah Allah. Olaylar gitgide esrarengizleşiyor. Eğer kürek yediyse kimden yedi? Kimden yediyse neden yedi? Neden yediyse ne ya acaba? Ha? Ya yürü, gir içeri, içeri. Hadi gir içeri. Demek ki kürek yemişsin. Açsana oğlum. Abi, burada mı oturacaksın abi? Oturmak mı? He. Burada mı? Burası küf kokuyor Seyfi. Çürümüş. Yıllar önce çürümüş. Hepsi o adamın aptallığı yüzünden. Necla'yı dağa çıkartan da, onu benden kopartan da onun bu aptallığı. Seyfi, hiç kimse bu eve girmeyecek. Kitleyeceksen. Hiçbir Allah'ın kulu bu eve dönüp bakmayacak bile. Öyle çürümüş bir diş gibi kopup düşene kadar. Bu lanet ev göçüp gidene kadar bekleyeceğiz. Hadi, hadi gidelim hadi. Dede, bu patates sanki biraz çiğ olmuş ya, he? Olsun oğlum, yenir ya. Ya zaten yenir de, beceremiyoruz ama yani. Bakın, Gülşen ağa, adam izin olursa... De kalafat de. Ağam, ben azıcık Ethem Bey'e çıtlattım. İznin varsa ben yarın yola revan olayım.
desturun olursa ben kuru kafamın çaresine bakayım diyelim. He ağam. Gideceksin. Öyle mi? Ben ne dedim? Var git yoluna oğlum. Allah yardım etsin. Madem ki bu hanede bir müşkülat zuhur etti, sen de elbette hal çaresine bakacaksın. Sağ olasın Sıtkı baba. Sağ ol. Gün döner devran değişir. Bakarsın her şey eskisine avdat eder. Şimdi sabretmek lazım. Başa gelene dirayetle katlanmak lazım. Şimdi nevbet sendedir deli oğlan. Ne yapıp edeceksen bu çarkı sen çevireceksin. Anladın? İnşallah dede, inşallah. Ya patatesler kötü de suyu hiç fena değil, aşı yapmayalım. Bence bir bakın tadın, hani iyidir. Sen bilen ne dolanıp duruyorsun oğlum? Böbrek tutmuş dana gibi. Ya kocanım, hadi gidip isteği verelim de bitsin bu azap artık ya, hadi ya. Ya oğlum bir gök göre verelim değil mi? Biraz hava kararı versin. Ya gündüz gidip de zınga dana kız isteni mi? Ucubba, sen lokumları kontrol ettin mi, taze mi? Açı böyle bir iki tane bakıverelim istersen ha. Tövbe yarabbim, ben nereden bileyim oğlum? Serbren, otur be şuraya gar, hadi. Ya kocana, pantul kırış çek diye oturamıyorum ya. Şey, affedersin, benim acaba oda tuvaletim geliyor mu? Ay tövbe tövbe, ne yüzü billah. Ya Osman kardeşim de burada olaydı da, bu mutlu günümde yanımda olaydı keşke ya. Osman işi var, ilişme sen Osman'a. Mutlu günüymüş. Ulan bir de İhsan kızı vermeyecek, ben senin göreceğim mutlu gününü. Baykuş. Ya o karnım ağrıyor benim ya. Vallahi elleriniz dert görmesin ya. Her şey güzeldi. Ellerine sağlık kekli kala. Çok güzel olmuş. Eh çayı da içince biz tam göçeriz artık. Pintisin pinti. Senin olayın bu. Tatlı yok ya. Afiyet olsun. Geldiğiniz soframızı şenlendirdiniz. Allah muradınızı daim etsin. Allah sizi kazasız belasız, dertsiz tasasız, anaoza, babaoza, yarinize kavuştursun. Ay ben senin canını yerim ya. Ne kadar güzel dua ettiniz. He? Vallahi oğlunuzdan da çok memnunuz. Size zahmet verdik. Değil mi? Artık bulaşıklara yardım edersin değil mi öyleyim? Ayıptır çünkü. Afiyet olsun balalarım. Biz de kaç vakittir Kerkük'ümün o eski şen sofralarını özlemişik. Böyle kebabıyla, pilavıyla, hoşafıyla tam tekmil sofra kurulurdu. Zenginle fakir diz kırar yan yana otururdu. Hele bir de hoyrat söylendi mi? Yaz gecesi Kerkük'ümün seması çın çın öterdi. Sonra her şey de geçti. Her şey karardı. Çok karardı. Zindan kimin?
krallar gördük, emirler gördük. Hepsinden beter Hüseyin Saddam'ı gördük. Ya Rabbil Alemin, bundan beteri yok derken Allah bize daha beterini gösterdi. Amerikanlar geldi. At izi it izine karıştı. Dünkü yalın ayak senin başına bek oldu. Evlere girdiler, çarşıları yaktılar. Balamızı sürdüler. Kızımın kocası. Benim damadımı yok ettiler. Esma'nın babası yok. Bilmiyorum. Ama götürüp teyyareden aşağı attılar. Ama deniz aşırı hapus tuttular. Bilmiyorum. Aslan gibi efendi yok. Bilmiyorum. Ora bizim bin yıllık yurdumuzdur. Gök yurt deriz biz. Gel göke. Bizim öz yurdumuzdur. Yahşi de olsa, toprak da olsa bizim öz gök yurdumuzdur. Gözümüz hep Türkiye'deydi. Devran böyle gitmez dedik. Mustafa Kemal Paşa'nın ömrü vefa edip gelemedi. Bir gün dedik bir baba yiğit çıkar. Bize merhem olur dedik. Ya bu meşakkat geçici dedik. Ama olmadı gülüm. Şimdi bunlar bizi yok etmek istiyorlar. Bir tapuda iki satır kaydımız vardı. Onlara da göz diktiler. Ne diyeyim? Allah gök yurdun yüzüne baksın. Ama Kerkük yaralı bir aslan ha. Gök yurdu çakallara koyup gitmeyecek. Elbette gitmeyecek dayım. Gider mi hiç? Ama üç Türkmen'in çenesi düştü de balaların yemeği dar oldu. Hadi kızım çay getir haydi. Hey ya, keklik ana çay iyi fikir vallahi. Bugün burada olsun da belki bir gün Kerkük'te içeriz. Kişi var peki? Daha kadrosu değişkendir ya. Kaç kez söyleyeceğim? Ben bin kere soracağım. Sen bir kere söyleyeceksin lan. Sırama cevap ver. Ben bıraktığımda 25 kişi kadardı. Kadın erkek? 9'u kadın, geri kalan erkektir. Mihri'den bahset. Mihri'yi boşver komutan ya. Ne yapacaksın onu? Önemsiz biridir o. Niye? Bence Mihri'yle uğraşma komutan. Kandil zaten onun cezasını verecek. Neden? Şimdi Mihri pasif ajan karakterlidir ha. Anlıyorsan. Yani eğer siz kullanmadıysanız
mutlak kullanan biri vardır diye düşünmek lazım. Anladın mı? Yani oportunist ve korkaktır. Eylem gücü zayıftır ha. Ayrıca... Evet, ayrıca? Ayrıca ideolojik tutumunu netleştiremedi. Yurtsever odaklarla çelişkisini bir türlü düzeltemedi ya. Bayi. Lan nasıl laf bu ya? Siz nereden öğrenirsiniz bu salak jargonu ya? Anlaşırız komutan, anlaşırız. Benim avukat yarın gelin asılsa ha. Bak ben baştan söyleyeyim komutanıma, hiçbir eyleme katılmamış ha. Sadece yani sempatizan seviyesinde bir tavır takılmışam o kadar ha. Takılmışsındır. Ben o tutumu takacağım şimdi sana ama. Şimdi gel sen bana şu büyük eylemden bahset ha. Ne dersin? Ben de seni serbest bırakayım. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Halis. Sabaha kadar sorgulayın bu herifi. Gözünü kırpmayacak. Emredersiniz komutanım. Sabaha daha çok var kulaksız. Baştan söyleyeyim asker. O soruya cevap yok ha. Ben başka bir şey soracağım sana. Sor. Osman seni nasıl oydu? Anlatsana biraz. He? Hadi bakayım. Ya kocanam. Ya kalbim güp güp atıyor, Allah seni inandırsın ya. Ata tabii oğlum, ata. Ya şuradan hayırlısıyla bir çıkıverseydik ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk güzel kızım benim. Nasılsınız Elyam? İyiyim Dezen, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen nerede? Yoksa biz daha sonra gelelim. Hadi yürüyün, sonra gelin. Olur mu canım, içeride İbrahim amca. Allah Allah. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Buyurun, buyurun. Hadi. Hadi. Girelim bari. Hadi. Sana layık değilim ben. Teşekkür ederim. Niye zahmet ettin? Neyse, ben seni seyretmeyi bırakıverem de içeri geçiverem. Buyur. Oldu o zaman. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ulan hepimiz çok yedik ya. Uyumayalım yolda. Kerküklü, sabah karakoldasın, karışmam ha. Olmam babam, sen merak etme. Keklik ana. Ellerine sağlık tekrar. Ayaklarımıza sağlık. Gene beklerik. İnşallah. Senin de ellerine sağlık. Yanınızda değildi. Yemekler hakikaten çok üzüldü ya. Vallahi billahi ben bu yemekler için o kulaksız var ya 5 defa daha yakala. Vallahi doğru dedin amma oğlum. Paket bir şey yaptırdın mı? Yok canım, daha neler. Ya Kamil, ne işe yaramaz adamsın sen ya. Ya alsam da kızıyorsunuz, almasam da kızıyorsunuz. Anlamadım ki ben. Şu iğneyi de vursa mıydık çavuşum? Abartma Fatih. Harikaydı. Hadi ula kek etmeyin, binin arabaya. Bir. Ne yaptınız Erkan? Konuştu mu herif? Yok komutanım, konuşmuyor. Profesyonel katil oğlum bu adam. Yani ifade edilmiş, kandırılmış çocuk değil ki. Bizimle karşılaşana kadar kim bilir kaç tezgahtan geçti bu çakal.
Peki ne düşünüyorsun? Aslında bizim Halis'in bir fikri var komutanım. Halis? Uzman çavuş Halis. Ha şu bizim kaçıklardan yani. Neymiş peki? Aslında tuttum fikrini komutanım. Ne yalan söyleyeyim, aklıma yatmadı değil. Maşallah güzel kızım benim, maşallah. Kahve öğrendin çok olsun güzel kızım. Afiyet olsun. Efendim, İhsan'cığım, şimdi malum bu gençlere bir şey oluvermiş bizim yok zamanımızda. Ne diyor? Tamam. Şimdi kısmetse biz de gelip diyiverelim dedik. Hani böylekene böyle diyiverelim dedik. Tabii canım. Bu işlerin adabı da böyle işte, ne yapacaksın? Hah işte, sağ ol, öyle tabii. Şimdi benim demem o ki... Hadi söyle gariyete. Dur tamam mı, başınıza... Şimdi Allah'ın emri, Peygamber Efendimiz'in kavliyle... Zeliha kızımızı, bu Serbilent oğlumuza istiyoruz gari. Hadi bakalım, şimdi top sende. Top? Yani lafı sana buyurdu veriyorum. Yahu sizden talep gelince Zela'yı aldım karşıma konuştum. Şimdi komşum, bu işlerde zorluk çıkarmak ayıptır. Yorgunu yokuşa sürmemek lazım. Her ne kadar kız evi, naz evi dense... Aman diyeyim. Kız evi naz evindense de bizim kararımız... müsbettir. Allah hayırlı etsin, Allah tamamına erdirsin. Amin, amin, amin. Ne edelim, sağlık olsun gari. İbrahim. Ya sağlık olsun ne demek İbrahim Bey? Ya dilim şeydi verdi yani... Allah sağlık versin diyecektim de... Ya sen de dangadana kızı veriverdin ya. Ya tamam sağ ol verdin de... Biz bahçeyi satamadık ki. İbrahim deyiyorum. Ne bahçesi ya? Ya belediye borcu kitleyi verdi. Biz de ateş bacayı sarıverdi. Şimdi sen vadede biraz kolaylık ediver de... Sen de biraz fazla var. Sen de bir tane şey de verin. La havle ve la kuvvete... Ya Fatma bacım, beni şu adamla muhatap etme. Allah'a sen Zeliha ile konuşun, usulünce bitirin şu işi. Sen hiç meraklanma İhsan Efendi. Ben bundan sonrasını gari Zeliha ile konuşu, her şeyi hallederim. Sen meraklanma. Bana bak, hiç konuşmayacaksın İbrahim. Sus gari, bundan sonra sana konuşmak yok. Yeter gari, yeter, yeter. Yahu, 40 senelik komşum dediğin haneye bak yahu. Ulan, ulan İbrahim. Sen beni diri diri mezara sokacaksın değil mi? Ya ben şimdi ne diye verdim İhsan'cığım sana? Ne diye verdim ki? Allah Allah. Sus gari sus yeter. Sizi arıyor komutanım. Kim? Uzman jandarma Osman Kanat. Biraderim, ben Halis. Halis hayırdır oğlum? Sana mal getiriyorum oğlum. Kalk hadi. Ne malı lan? Deli misin sen? Kalk miskin herif, kalk. Thank you.
Son yolculuğun çok keyifli geçecek kulaksız. Tadını çıkar. Nereye götürürsünüz beni? Bak bu yaptığınız kabul edilemez ha. Bence de. Ama yapmış bulunduk işte. Taner! Emredi komutanım. Araç hazır komutanım. Kamil! Kamil! Emret komutanım. Katırı getir. Katır? Oğlum yok mu bizim katır Kadife? Ama komutanım. Kamil! Katırın tezkeresi mi geldi oğlum? Hayırdır komutanım? Katırı getir hemen, iki dakikan var, çabuk! Emredersiniz komutanım. Kerkükli nerede? Biz sabahı kuşlarla bile kıldık Osman Bey. Buradayız evelallah. Güzel. Ne dersin başçavuşum? İşe yarayacak mı? Daha önce denedik. Yarayacak, yarayacak aslında. Hadi bakalım. Ya sana bir şey lazım mı Aslıymen'im ya? Hiç sormadık. Nasıl yani? Ne bileyim, parfüm olur, kolonya olur. Kravatın falan var mı? Ya git işine başçavuşum ya. Çekinme ya, söyle. Ya Allah Allah. Mürsel ağam uyuyordu. Üzülmesin diye vedalaşmadım. Hürmetlerimi, selamlarımı seninle tattım. Aman Demet abi, ona çok iyi bak olur. Ha bak, bizi boş koyma tamam mı? Arada uğra tamam mı? Kendine dikkat et ha. Kara köprün ağırlıktır lele. Aman dile dile. Öldüm dile 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 dile. Senden ebediyen kurtuluyoruz kulaksız. Harika değil mi? Bundan sonrasını yürüyoruz beyler. Hadi. He? Konuşturamayacaksınız. Beni konuşturamayacaksınız. Hadi, yaylan. Ne? Uza, serbestsin. Serbestsin? İyi. Neden? Ben giderken arkamdan ateş edeceksiniz, el ele gir. Kaçarken vuruldu süsü vereceksiniz, he? Çok sıkıldım ben bu heriften ya. Hadi gidelim. Nereye gidiyorsunuz? Kelepçelerimi çözün! Esker! Ya kime diyeyim?
Uy, bak Muharrem bir cisim yaklaşıyor. Vallahi çok interesting yani. Ne yapsak acaba bunu, sabaha mı bıraksak? Ya vallahi şöyle boynuna bir ip bağlayalım. Deli gibi dolaştırırız, ne diyorsun? Güzel fikir. Gel bakalım. Yürü. Ne oluyor? Ne bu şimdi ha? Ben sana ne olduğunu anlatayım. Şimdi şuradaki kırmızı tabelaları görüyor musun? Orası mayınlı bölge. Kara mayın. Şimdi sen şuradaki katırın üzerine bineceksin. Katır da böyle ağır ağır mayınlara doğru yürümeye başlayacak. Ondan sonra bir tanesine basacak ve bum! Kulaksız diye bir derdimiz kalmayacak. Katıra yazık değil mi ya? Şunu kafasına tekmemi sıkalım. Olmaz mı? Katırın işi bitti zaten. Beni konuşturabileceğini mi sanıyorsun uzman? Tanet! Emret komutanım. Oğlum biz bu adamı tanıyor muyuz? Kesinlikle hayır komutanım. Murat. Emret komutanım. Nerede bulduk biz bu adamı? Dağda bulduk komutanım. Fatih. Biz bunu bulduğumuzda ne yapıyordu aslanım? Vallahi katırıyla mayın tarlasından geçerken cartayı çekmişti komutanım. Yapma ya. Hamza. Biz birine bildirdik mi bunu? Hayır komutan. Güzel. Kamil. Emret komutanım. Biz herhangi bir şey görüyor muyuz oğlum? Hiç sanmıyorum komutanım. Bak gördün mü? Mükemmel plan. Aynı kulak kesmek gibi. Temiz ve net. Lanet herif. Sen lanetsin uzman. Mahmut, Muharrem. Yükle. Lan ne oluyor? Uzman. Sen manyaksın ha. Manyaksın. Ya dur. Dur ne yapacağız? Beyefendi lütfen aracınıza lütfen. Ya dur dur. Dur. Hadi fe. İyi adamdın. Halkını helal et. Kamil. Evet komutanım. Otları mayınlı bölgeye doğru at oğlum. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar, katır mayınlı bölgeye girdikten sonra patlama gerçekleşecek. Herkes tedbirini alsın. Ya ne istiyorsun benden manyak herif? Durdur o zaman beni ya. Durdur ya. Ya vuralım şunu kesin çözüm. Bilare mayını atarız. Ya ben bir şey bilmiyorum ha! Geber o zaman! Mahmut, Muharrem! Gelin oğlum bu tarafa! Kamil! Emredin komutanım! Katırın durumu nasıl oğlum? Vallahi bayağı acıkmış komutanım. Sabırsızlanıyor. Güzel! Yolla! Ya dur! Ya dur! Uzman! Uzman yapma uzman! Uzman! Uzman dur! Ya ne yapsın? Ya ne yapsın? Ya dur! Ya! Uzman! Uzman dur! Ya dur! Kaymakam bak söyleyeyim kaymakam! Ne zaman? Ya durdur şu hayvanı diyorum lanet herif!
zaman dedim lan? Bugün öğleden sonra köy gezisinde. Halis. Dur. Şşt, şşt, şşt. Lanet herif. Kandırdı beni ha. Halis, ben Osman, duyuyor musun? Halis. Mayın yoktur. Halis, kaymakamı vuracaklar. Köy girişinde, öğlen vakti. İn bakalım aşağı, biz bilmiyoruz o kadar. Kaymakamı vuracaklar Süleyman.